Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Amelleri zahirde kul yapıyor gibi görünse de hakikatte onu yaptıran Allahu Teala'dır. Saffat suresi 96. ayette sizi de amellerinizi de yaratan Allah'tır buyurulmuştur. Yine Tekvir suresi 29. ayette alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz denmiştir. Amelleri zahirde biz bile yapsak hidayet-i tevfiki bize ihsan eden yine odur. Nice insanlar vardır ki ibadeti arzuladıkları halde yapmaya muvaffak olamamakta, güç bulamamaktadırlar. Hidayet veren Allah olduğu gibi güç veren de odur. O halde kişi hakikatte Allah'ın yaptırdığı bir amele karşılık beklememelidir. En büyük mükafat onun aciz amelimizi kabul etmesidir. Yüce Mevla bir ameli bizde yaratır ve bize nispet ederse bu yine onun fazlıdır. Fazilet bize değil yine Mevla'ya aittir. Sehl bin Abdullah rahmetullahi aleyh der ki, kul bir sevap işlediğinde derse ki, ya Rabbi senin fazlın ve rahmetinle yaptım, sana şükürler olsun. Allah Celle Celaluhu der ki, ama sen bana itaat ettin, gayret ettin. Şayet kul nefsini görür de ben yaptım, ben ettim derse Allah-u Teala ondan yüz çevirir ve seni ben muvaffak eyledim, ben yardım ettim ve sana kolaylaştırdım der. Kul bir günah işlediğinde, ya Rabbi sen hükmettin, sen takdir ettin, sen kazandır derse Allah-u Teala ona kızar ve sen günahı tercih ettin, cahillik ettin, sen işledin der. Kul, ya Rabbi ben günah işledim, cahillik ettim, nefsime zulmettim derse Mevla ona rahmetiyle yönelir ve ben böyle takdir ettim, ben hükmettim, seni de bağışlıyorum ve günahını örtüyorum der. Rabbim rızasını kazandırmayı nasip edecek hayırlı ameller yapmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.